İslam'a ilave edilen fitneler. Konuya girmeden önce açıklama getireyim. Peygamberimiz Muhammed Resulü'ne atılan iftiralar. Dinleyeceğiniz makalede geçen hadis yazarlarının söylemediği bilgileri Yahudi asıllı Müslüman görülen Suudi Arabistan müşriklerine ait uydurma Buhari veya Tirmizi gibi geçen isimlere itibar etmeyin. Ne yazık ki bu müşriklere uyan milyonlarca Kur'ansız Müslüman var. Nahl Suresi 89. ayet. Sana her şey için ayrıntılı bir açıklayıcı, doğruya ileten, rahmet olan ve Müslümanlara müjde olan kitabı indirdik. 27 ve 70 kat hadis. Cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan 27 derece daha üstündür. Buhari ezan 30, Müslüm Mescid 249, Muvatta Cemaat 1. Eğer bu hadisin Kur'an'la başka bir hadis veya mantıkla çelişkisini göremiyorsanız, dini bilgimize bir ilavede bulunan bu hadisin yine de uydurma olduğunu söyleyebilirsiniz. Çünkü Kur'an'da böyle bir sevap tanımlaması yoktur. Misvakla diş fırçası yerine kullanılan bir ağaç parçası, alınan abdestin ve sarıkla kılınan namazın 27 veya 70 kat daha sevap olduğunu söyleyen hadisler de böyledir. Sol elle yemek. Hadis. Sol elinizde yemeğiniz, içmeyiniz. Çünkü şeytan sol eliyle yer içer. Hanbeli 2.8.33. Bazı gelenekçi dini grupların kurslarında sol elle yemek yiyen çocukların elleri dayaktan şişirilmekte. Yüzü koyun yatan çocuklar dövülüp gece yarısı kaldırılmaktadır. Çocukların psikolojisini bozan bu uygulamaların sebebi ise bu ve benzeri hadislerdir. Kur'an'da yasaklanmayan bir yeme biçimini din adına yasaklamak, Kur'an'ın anlattığı dine ilave yapmak demektir. Doğan çocuk ile ilgili seremoniler. Hadis. Hazreti Resul çocuğa doğumunun 7. gününde isim konmasını, çocuğun yıkanarak pisliklerden temizlenmesini ve kurban kesilmesini emir buyurdu. Tirmizi, Edep 63, 2834, Ebu Davud 2837. Bu hadisi okuyan, bu hadiste kötü bir şey görmeyebilir. Fakat Kur'an'da çocuğa 7. günde isim konmasını veya kurban kesilmesinin emredildiğine dair hiçbir şey yoktur. Sorun hadisteki emir buyurdu ifadesindedir. Peygamberin bu uygulamayı emretmeden kendi tercihleriyle yaptığını düşünebilirsiniz. Sonuçta bu uygulamalarda Kur'an'a aykırı bir yön yoktur. Fakat dinde olmayan bir emri ve sevap kavramını dine ilave ettiği için bu hadiste uydurmadır. İlla ki hadisin zararlı bir şey ifade etmesi gerekmez. Hatta hadis iyi bir şey dahi sevap veya emir diye dine sokuyor veya zararlı bir şeyi mekruh yapıyorsa bile dine ilave getirdiği için hadisin yine uydurma olduğu anlaşılır. Bu tip uydurmaların sebebi gibi dini sevdirmek olabilir. Fakat sebebi ne olursa olsun insanı olanı Allah'ın dinine katmak, insanı ile Allah'tan olanı karıştırmaktadır. Bu da dine ihanettir. Kara köpekleri öldürelim mi? Deve şeytandan mı yaratıldı? Hadis. Tüm kara köpekleri öldürünüz. Çünkü onlar şeytandandır. Hanbeli 4.85,
5:54. Kur'an'daki Kehf suresinde iman eden gençler ve köpekleri anlatılır. Bu gençler övülmekte ve Kur'an'ın hiçbir yerinde köpeklerin aleyhinde hiçbir şey söylenilmemektedir. Bu ayetleri eğer hatırlamazsanız, Resul döneminde köpeklerin mescitte dolaştığına dair hadisi de bilmiyorsanız, bu hadis size mantıksız da gelmiyorsa, sırf Kur'an'da geçmeyen bir şeyi dine ilave ettiğine bakarak bu hadisi ve köpekler aleyhine diğer hadisleri reddedebilirsiniz. Bu tarz hadisler yüzünden köpeğin abdesti bozduğu gibi uydurmalar üretilmiş ve insanlar hayvanlar alemindeki en yakın dostlarından uzaklaştırılmışlardır. Aslında hayvanlar alemiyle ilgili uydurma hadisler çok fazladır. Örneğin bir hadiste horozun melek gördüğü için öttüğü, eşeğin şeytan gördüğü için anırdığı söylenir. Müslim. Farenin aslında Yahudi olduğu, bu yüzden deve sütü içmediği başka bir hadistir. Müslim, Zühd. Karganın sapkın, fasık olduğu gibi hadistir. Buhari 59-16, Hammeli Müsned 2-52. Devenin şeytandan yaratıldığı, dinsizlerin istismar edebileceği diğer bir hadistir. Hammeli Müsned 4-85. Kedinin aslanın aksırığından, domuzun filin aksırığından yaratıldığına iddia eden hadisler de vardır. El-Mucrihin 1-101. Tüm bu hadisler dinin mantıksız sanılmasına sebep olmuşlardır. Şimdi sadece Kur'an'dan din anlaşılmaz diyenlere soralım. Sizin dini anlamadaki yönteminize göre hadisler dinin kaynağıdır. O zaman sizin yönteminize göre en güvenilir hadis kitaplarında geçen bu izahları da kabul etmeniz gerekir. Kabul ediyor musunuz? Kabul etmiyorsanız sadece Kur'an'ın güvenilir olduğu ve o zaman dinin Kur'an'dan anlaşılması gerektiği sonucuna varırsınız. Eğer bu hadisler kabul ediyorsanız bir kez daha önce bu hadisleri Kur'an'ı okumanızı ve bu konu üzerinde ciddiyetle düşünmenizi tavsiye ederiz. Yemek takımları gümüşse değiştirmek gerek. Hadis. Peygamber bize altın ve gümüş kap içerisinde yemek yemeyi ve su içmeyi yasakladı. Buhari 12-1952. Kur'an'da böyle bir yasak da hüküm de yoktur. Bu tarzda bir ilaveyi dine sokmak, Kur'an'ı yetersiz görmek, Kur'an'ın üzerine ilaveler yapmak manasına gelir. Resulümüz Allah'ın indirdiği dine ilave yapmayacağına göre bu hadisin de uydurma olduğu anlaşılmaktadır. Üç parmak kesen dördüncüyü de kessin daha iyi. Hadis. Bir kadının parmaklarını kesmesinin cezası deve cinsinden tazminat olarak şöyledir. Bir parmak için 10 deve, iki parmak için 20 deve, üç parmak için 30 deve, dört parmak için 20 deve. Muvatta 43-11, Hanbel 2-182. Erkek olsun, kadın olsun, birinin parmağını isteyerek veya yanlışlıkla kesenin ceza olarak tazminat vermesine bir gariplik yoktur. Fakat Kur'an'da okuduğumuz gibi bir tazminat belirlenmemiştir. Yani insanlar içlerinde bulundukları devir ve şartlara göre tazminatları belirleyebilirler. Belli bir devirde buna benzer bir tazminat verilmiş olabilirse de
Bu tazminatın evrensel olduğu ve her dönemde deve üzerinden yapılması gerektiği yorumu uydurmadır. Dine ilavedir. Üstelik mantıklı da değildir. Nasıl üç parmağı kesmenin tazminatı 30 deve iken, dört parmağı kesmenin tazminatı 20 deve olur? Kadınlarınızı sünnet ettirdiniz mi? Hadis. Ey Atiye! Yufkadan sünnet et. Derin gitme. Çünkü yufka sünnet etmek, yani kanın üste çıkmasıyla yüzü güzelleştirir ve kocası için daha zevkli olur. Gazali. İhya Ulumiddin 1-382. Kur'an'da kadının da erkeğin de sünnet olması geçmez. Sünnetin sağlığa faydalı olduğunu düşünen sünnet olabilir ama sünnet olmak istemeyen olmayabilir de. Bu dini bir sorumluluk değildir. Hadiste görüldüğü gibi kadınların sünneti de hadisler aracılığıyla dinimize mal edilmiş bir uygulamadır. Hadise göre kadının sünneti derin kesilmemek kaydıyla yapılmalıdır. Bu uygulama yüzü güzelleştirecektir ve kadının kocasına zevk almasını sağlayacaktır. Ne yazık ki dini sak olan bu tip ilaveler dinin uygulanamaz bir sistem gibi görülmesine ve birçok kişinin gereksiz sıkıntılar çekmelerine de dinden uzaklaşmalarına sebep olmuştur. Nasıl ağaçtır o? Nasıl diştir o? Nasıl deridir o? Hadis. Cennette bir ağaç vardır ki binekli onun gölgesinde 100 yıl gider. İbn-i Mace Züht 39, Müslüm Cennet 6, Tirmizi Cennet 19. Hadis. Cehennemde kafirin azı dişi Uhud dağı kadar, derisinin kalınlığı da 3 günlük mesafe kadardır. Müslim. Hadis. Cehennem ehli ateşte o kadar büyüyecek ki kulak memesi ile boynuna arası 700 yıllık mesafe kadar olacaktır. Hanbel, Müsned. Hadis. Ümmetimin fakirleri zenginlerden 500 sene evvel cennete girecektir. Tirmizi, İbn-i Mace. Kur'an'da geçmeyen bu anlatımlar cenneti ve cehennemi anlama hususunda ilavelerdir. Kur'an, cennet ve cehennem tariflerini gerekli şekilde yapmıştır. Kur'an, gerekli izahları yapmışken, bu izahları yapmak, Kur'an'ın izahlarına yeterince önem verilmemesine yol açar. Hadislerde, Kur'an'da olmayan birçok cennet ve cehennem manzarasına rastlayabiliriz. Bu açıklamalar ise mantıklı olsun, ister mantıksız olsun, hiçbirini ciddiye almamak gerekir. Sadece uygulama alanında değil, ilave bir dini anlayış getirme alanında da hadislerin otoritesini kabul edilemez. Deve eti yene abdest aldırmak. Hadis. Peygamber deve eti yemekten soruldu. Peygamber, onu yediyseniz hemen abdest alın dedi. Ebu Davud 1-185. Kur'an'da deve etinin abdesti bozduğu geçmez. Bu yüzden Kur'an'a ilave olan dini zorlaştırıcı bu hüküm ve dini ilavedir. Kimi mezhepler de bu hadise göre deve eti yiyenin yeniden abdest alması gerektiğini söylemişlerdir. Bir namazda kurtulmak. Hadis. Salı günü gündüzün ortasında veya güneş yükseldiğinde kim ki her rekatında bir Fatiha, bir Ayetel Kürsü ve üç İhlas okumak suretiyle 10 rekat namaz kılarsa 70 gün defterine günah yazılmaz. Bu 70 gün içerisinde ölürse şehit olarak ölür ve
70 senelik günahı da bağışlanır. Gazali İhyi Ulumiddin 1539. Hadis. Kim ki çarşamba günü güneş yükselince 12 rekat namaz kılar, her rekatında bir Fatiha, bir Ayetel Kürsü, 3 İhlas ve 3 Muazzevetiyen okursa, arşın altından bir münadi, ey Allah'ın kulu, geçmiş günahların bağışlandı. Allah kabir karanlığı azabını ve kıyametin şiddetini senden kaldırdı. Artık senin için fazla amele lüzum yok diye bağırır. Ve o gün kendisi için bir Resul sevabe yükselir. Gazali İhya Ulumiddin 1540. İslam aleminin en önemli klasiklerinden kabul edilen İhya Ulumiddin de Gazali, Kur'an'da geçmeyen namazları açıklamakla dine ilaveler yapmıştır. Bu hadislere göre 70 günde bir bahsedilen salı günkü namazı kılmak veya hayatta bir kez bahsedilen çarşamba günkü namazı kılmak bir Müslümana yetecektir. Bu hadislere göre tek namaza 70 senelik günahın bağışlanması da peygamber sevabı kazanmak da mümkün olmaktadır. Gazali, felsefi konular hakkında yazdığında dünyanın en seçkin düşünürlerinden biri olduğunu göstermiştir. Fakat fıkıh ve hadis alanlarında ne yazık ki aynı başarıyı göstermemiştir. Siz bu hadisleri dinimize kaynak olarak yakıştırıyor musunuz? Hadislerin dini kaynağı olmayacağını anlattıktan sonra hadisleri Kur'an, diğer hadisler, mantık, ilaveler. Şimdi hadislerin dinin kaynağı olduğunu söyleyenlere ve hadislerin dinin kaynağı yapan mezheplere uyup ben Hanefiyim, ben Şafiyim, ben Malikiyim diyenlere soruyoruz. Siz bu hadisleri Allah'ın dininin kaynağı olmaya layık görüyor musunuz? Cevabınız eğer layık görmüyorum ise o zaman tüm hadisleri ve mezheplerinizi terk etmiş zorundasınız. Çünkü tüm bu verdiğimiz örnekler hadisçi, mezhepçi anlayışı savunanlara göre en itibarlı, en doğru olan kaynaklara dayanmaktadır. Eğer bu kaynaklar güvenilmezse mezheplerin zihniyeti çökeceği için mezhep diye bir kurumda kalmaz. Hadis ve mezheplerin ortada kalmadığı bu durumda ise dinin kaynağı olarak Kur'an tek başına kalır. Dinin kaynağının sadece Kur'an olduğunu anladıysanız mezhep ve hadislere dayalı bilgilerinizi bir kenara bırakın. Yalnız ve yalnız Kur'an'a göre dinin teorisini ve pratiğini öğrenin. Eski bilgilerinizin geleneklere, gelenin ise mezhep ve hadislere dayanabileceğini unutmayın. Bu yüzden zihniyetinizi sıfırlayıp Kur'an'a göre dini baştan yapılandırmanız çok önemlidir. Eğer cevabınız layık görüyorum ise lütfen Kur'an'ı daha çok okuyun. Sonra da bu hadisleri okuyun. Neml suresi 77. ayet. Gerçekten o Kur'an iman edenler için bir doğruluk rehberi ve bir rahmettir.